Sayın Yalçınkaya merhabalar. Merhabalar. Başika ile başlayalım mı? IŞİD'in bu şekilde saldırıya geçmesi ne demek? Aslında direkt Başika ile başlamak yerine daha genel çerçeveden bakalım. Çünkü IŞİD bağlantılı olarak Türkiye'ye yaklaşık 2 senedir Türkiye'ye karşı yapılan saldırılar var. Ve bu saldırıları ben 4 kategoride topluyorum. Bunlardan bir tanesi transit geçmekte olanların yaptığı saldırı. İkincisi Türkiye içindeki intihar bombacıları. Üçüncüsü Başika kampı gibi Türkiye'nin yurt dışında bulunan unsurlarına yapılan saldırılar. Ki Süleyman Şah Türbesi'nin yer değiştirilmesi Suriye topraklarında bunun olmasını engelledi. Dördüncüsü ise sınırda yapılan saldırılar. Yani işte bugün yaşadığımız, birkaç gündür yaşadığımız Kilis bölgesine özellikle ya da etrafına Karkamış'a kadar olan bölgeye olan bölgeler. Bunlardan birisi olan Başika ve diğeri olan Kilis veya sınırdaki saldırılar terör savaşçılar tarafından yapılıyor. İlk iki sıradaki intihar bombalamacıları ve transit geçenler de yabancı terör savaşçılar tarafından yapılıyor. Terörist savaşçılar tarafından Türkiye'nin sınırında ya da Türkiye toprakları dışında gerçekleştirilen saldırılara baktığımızda genel anlamda taktik seviyede olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Yani IŞİD yönetiminin Türkiye'ye karşı stratejik anlamda bir saldırı konsepti içinde olmadığı, taktik saldırılar içinde olduğunu görüyoruz. Tabii burada kırılganlığı en yüksek olan Türkiye dışında bulunan topraklar, çünkü Türkiye'nin genel anlamda 360 derece koruması olmayabilir. Fakat bunun bir avantajı, sadece askeri olan birlikler var ve onlar da kendilerini koruma yeteneğine sahip bir noktaya kadar. Ki bunlar da eğitimle görevlendirilmiş olanlar, dediğiniz gibi. Sınırdakiler ise göreceli Türkiye karşı tarafta olduğu için göreceli belki daha konforlu gibi gözükebilir. Fakat burada da sivil unsurlar var. Yani sivil halkın bulunduğu bölge var. Sadece askeri birimler yok. Sadece orada top çatışları yapılmıyor. Sivil halk var. Bu da yani mesela sivil Kilis halka gibi mi? Verilen yani zarar açısından oldukça kırılgan. Somut gidelim. Kilis'ten mi bahsediyoruz mesela bu sivil halkın bulunduğu? Hani en son gelişmeyi de söyleyeyim. Evet, Kilis'ten, üç roket mermisi, Karkamış'tan, Elbeyli'den. Bugün 3 yaralı var mesela. Yine 3 roket. Şimdi yani oraya evet. Geldiysek biz sürekli şöyle söylüyoruz. Roket atar mermisi düştü diyoruz. Katyuşa roketlerini kullanıyor IŞİD. Fakat artık bu düştüğünün ötesinde belli ki evet. Yani düştü değil, atılıyor demek lazım belki de. Değil mi? Çünkü münferit ve atılıyor. Tesadüf olamaz atılıyor. Arda arda. Evet. Belli bir hedef de kesinlikle. Gözeterek IŞİD tarafından atılıyor. Yani o zaman biz bu şimdi Suriye Savaşı'na yeni bir döneme mi giriyoruz? Türkiye olarak. Şöyle aslında süre gitmekte olan saldırılar bunlar. Türkiye'ye karşı sınırda yapılan saldırılar Ocak 2016'dan itibaren başladı. Ve günümüze kadar gelinceye kadar yaklaşık 14-15 saldırı gerçekleşti. Şey ise Başika kampında ise ya da orada Temmuz 2015'te saldırılar başladı. Ve yine 3-4 tane saldırı oldu toplamda şey olursak. Onun için şu anda yeni bir noktaya girmiyoruz. Fakat bu saldırıların Nisan ayı itibarıyla, bu saldırıların çoğunun yarısından fazlasının Nisan ayı itibarıyla olduğunu görüyoruz. Ve bir saldırı dalgası olduğundan bahsedebiliriz. Bunların çoğunlukla Türk topçusunun orada IŞİD'e karşı savaşan unsurlara destek vermesine karşılık anlamında yapılan saldırılar. Katyuşa roketleri ve havan atışları da yapılıyor, bunu da belirtelim. Ama onların isabet oranları çok da yüksektir. Dolayısıyla bunu askeri hedeflere yapılan unsurlar değil, sınır hedef tanımaksızın yapılan saldırılar çekeceğini yani Sayın Yalçınkaya, şimdi dönüyoruz. Şu son dönemde Türkiye, o zaman evet. Şu son dönemde şunu hatırlayalım. O işte Kilis'in tam karşısındaki Debrik denilen bölgede. Bunun haberlerini yaptık biz. Suriyeli muhalifler dedik. IŞİD'den bu bölgeyi geri aldılar evet. diye haberini yaptık. Bir gün sürdü o. Suriyeli muhalifler denilen. Bunların arkasında siz Türkiye'nin de desteğinin olduğunun altını çiziyorsunuz. Bir gün sürdü. IŞİD Debrik bölgesini geri aldı ki Debrik evet. IŞİD için önemli bir nokta. Yani o zaman Türkiye destekli muhaliflerin, işte kimse o muhalifler, o da muğlak. Öyleyse IŞİD şimdi Türkiye'ye mesaj veriyor, öyle mi? Onu anlıyoruz Kilis'te herhalde. Evet, evet. Türkiye oraya karşı yapılan
şeye destek veriyor. Fakat buna topçu atışlarına karşılık veriyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci unsur, Türkiye orada bu topçu atışlarını uluslararası karşı yapılan uluslararası koalisyonun yerden topçu ateş desteği şeklinde yapıyor. Ama havadan Ruslarla aramızda meydana gelen unsurlar nedeniyle Türk uçakları uçmuyor. Koalisyon uçakları uçuyor. Havadan o hedeflerin vurulmasını beklememiz gerekebilir. Bu önemli. Bir önemli husus da aslında Türkiye'nin uzun dönemdir vurguladığı tampon bölge ya da güvenli bölge olarak kastettiği hususun önemi de burada ortaya çıkıyor. O da şu, en azından bu Katyuşa roketlerinin menzili 25 kilometre civarında. Burada öyle bir bölge kurmalıyız ki sivilleri taşıyamayacağımıza göre orada Suriye topraklarında saldırıların geldiği yerlerde en azından menzilin dışına çıkarılacak şekilde Türkiye topraklarına tampon oluşturalım veya güvenli bölge oluşturalım ki Türkiye'nin sınırda bulunan, tam sınır noktasında bulunan yerleşim bölgeleri de zarar görmesin. Ama bu karşı taraftan ya da uluslararası kamuoyu tarafından başka türlü algılandığı için buna izin verilmiyor. Tam olarak da kilise düşen bu mermilerin hepsi Türkiye'nin sınırının ötesinde güvenli bölgeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. İşte fakat işte orada herhalde anlaşılamayan, yani uluslararası toplumda Türkiye'nin anlaşamadığı şey orada. O bölgeyi kim kontrol edecek? Türkiye ben Fırat'ın batısında diyor, PYD'yi istemem. O zaman oraya kim girecek? Yani evet. Bu liste yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama'ya icabında Türk askeri girsin teklifinde bulundu. Obama sıcak bakmadı da dendi. Oradaki kontrolü kim sağlayacak? O da herhalde belki Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra belki bir adım atılırsa atılacak gibi görünüyor. Şöyle bir son dakika gelişmesi var. Onu da beraber değerlendirelim isterseniz. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan tank, zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı bir konvoy yola çıktı ve kilise ulaştı. Askeri birlik sınır hattına konuşlandırılacak deniyor. Bu da herhalde Türkiye tarafından atılan yeni bir güvenlik adımı mı diyelim? Mutlaka bununla ilgili bir tedbir alınıyor ama biz Orta Doğu'da, Türkiye üzerinde değil ama Orta Doğu'da böyle durumlar olduğunda, örneğin İsrail'in müdahale ettiğini ve ondan sonra bölgeye girdiğini veya kendine göre güvenli bölge İsrail ile Suriye arasında, İsrail ile Lübnan arasındaki bölgelerde ya da işte ta Sina'ya kadar olan yerlerde bunu gördük. Yani bu tür davranış biçimleri Orta Doğu coğrafyasında var. Yani belki kısıtlı bir şekilde kilisi uzaktan koruyacak bir tampon bölge oluşturmak gibi çeşitli tedbirler gelebilir. Sanırım burada en problemli husus, sanırım Türkiye'nin bir içinde olduğu koalisyonu, uluslararası kamuoyunu ikna etme güçlüğü çekmesi. Bu konudaki gerekliliklerle ilgili, güvenli bölgeyle ilgili gerekliliklerle ilgili taktik taleplerinin, Türkiye'nin taktik gereksinimlerine olan taleplerinin siyasi olarak emellerini, yani işte PYD'nin oraya yayılmasını engellemek, işte IŞİD'in oraya gelmesini engellemek, işte Türkmenlerin durumu vesaire, onun gibi endişeler yaratıyor. Bu ikisi arasında bir uyum sağlanamıyor. Sanırım en büyük sorun Türkiye'nin ikna ediciliği düşük diyebiliriz belki de. Yalçınkaya, Sayın Yalçınkaya teşekkür ederim.